PES Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber online maç yapacağız. 1339 derecedeyiz. 1400'e doğru bir hedef belirledik. 1400'e tekrardan yükselmeye çalışıyoruz. Bu seviyeleri zaten yükselmiştik. Ancak özellikle maç değerlerde düştük derken 1153 dereceli bir rakip geldi. Fatih Rispec isminde. Şimdi bu sıralar Mana'yı kullanıyoruz arkadaşlar menajer olarak. Mana'dan memnunum. Mana'nın Cristiano Ronaldo'yu alalım. Ama Mana'nın tek farkı, diğerlerinden tek farkı açıkçası tam defans olması. Tam defans olmasında şöyle bir avantajı var. Yani siz defans yapmak için açıkçası çok fazla yorulmuyorsunuz. Diğerlerinde özellikle top rakibe geçtiği anda oyuncularınızı verkaç yapmasın diye rakibiniz geriye doğru koşturmak zorunda kalıyorsunuz. Rakibin üstünde bodozlama koşunca rakip de arkada boşluklar yakaladığı için derin paslarla ya da verkaçlarla arkalarda pozisyonlar bulabiliyor. Bu da tam defans olan bir menajerle oynuyorsanız size aslında bir kolaylık sağlıyor. Ancak ileride baskı yapamadığınız için top kapma konusunda bu kez daha fazla yoruluyorsunuz. Eskiden bir anda rakip topu kaptığı zaman sizin oyuncunuz baskı bastığınızda şöyle bir taktik deneyelim bu arada. Bir ara pas atacağım şimdi. Koşu yoluna doğru Cristiano Ronaldo'nun geçmedi. Daha öncesinde önde baskıyla ileride baskı yaparken bir anda 2-3 oyuncunuz önde baskı yaparken artık kimse baskı yapmıyor. Sadece en son top kimdeyse o baskı yapıyor. Bu kez burada yoruluyorsunuz. Açıkçası ben çok gol yemeye başladığım için Mana'yla şöyle bir şut deneyelim Mbappe. Arkadaş ilk golümüzü bulduk konuşurken. İlk golümüzü de attık. Açıkçası artık oyunu herkes iyi oynamaya başladığı için ki özellikle beni takip eden kullanıcıların artışıyla beraber çoğu 4-3-1-2 oynamaya başladığında görüyorum şahsen. Bu güzel sevindirici bir şey aslında. Kötü rakiple oynamak kimse istemez. Herkes iyi rakiplerle oynamak ister. En azından iyi rakibe yenildiğinizde de üzülmüyorsunuz. Yani ama gidip de 800 puanlık birisine yenilince üzülüyorsunuz. Şöyle indirmeye çalışalım. Güzel bir ara pası çıkartacaktım ama geçmedi. İyi bir rakibe karşı oynayınca da yeniliyorsunuz. Yenilseniz de üzülmüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden herkes iyi oynasın istiyorum. Problem değil. İyi rakiplere karşı da tam defansı olması avantaj. Bakın şimdi örnek vermek gerekirse Alaba'yı gördüğünüz gibi geri koşturmak zorunda kaldı. Mesela tam defansı olan bir teknik hoca olsaydı seçili olmayan adam zaten otomatikman geriye doğru koşuyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında Mana'nın diğer bir avantajı da yine ortadan yapılacak ataklara karşı savunma bölgesinin ortadan olması. Uzaktan yani de forlan. Normalde çok iyi şutları olan bir kart ama kötü vurdu demek ki. Çok kırmızıyı gördü demek ki. Ortadan defansif önlem bölgesi orta olması ne demek? Sağ bekte ve sol bekte olan oyuncuların da ortaya desteğe gelmesi demek arkadaşlar. Bu da ayrıca bir nevi yani tam dörtlü stoper olmasa da dörtlü stoper tarzında bir oyun tarzına yakalayabiliyorsunuz. Yani savunma olarak iyi olmuş oluyor. Solskjaer kullanan arkadaşlar şöyle plase deneyelim. Ah be David Beckham severdi. Solskjaer kullanan arkadaşlar mesela Solskjaer de bu arada gayet iyi ama önlem bölgesi geniş olduğu için kanatlardan gelen ataklara karşı daha iyi. Ama ortadan gelen ataklarda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Açıkçası kanatlara hızlı oyuncular koyunca hem kanat hem de ortaya destekler verebiliyor. Mbappe'nin önünde kalırsa tehlike yaratırız. Ya o topa nasıl vurabiliyor ya? Ya gerçekten tam çekip sağa mı plase vursam, sola mı vursam diye düşünürken bir anda rakip arkamdan geldi topa vurdu inanılmaz. Şöyle girmeye çalışıyorum. Romario'dan derin bir pas Donnarumma. Şöyle kanattan tekrardan başlatalım. Donnarumma'dan bu arada memnunum. Pazartesi günü gelecek pakette Donnarumma var. Uzun pas derinlemesine bırakalım Mbappe. Nereye oluyor? Açız offside zannedim ilk başta. İnanılmaz sarktı Mbappe arkaya. 99'luk Mbappe kartı bizde var biliyorsunuz. Güzel işler yapıyor. Şöyle tekrardan David Beckham'da kaldı Rummenigge. Atakta Hazel'in Ronaldo. Mbappe'nin koşuğuna doğru Mbappe. Çekeceğim. Kenara plaseyi bırakalım Mbappe. Hat-trick yapıyor. Neler oluyor? Neler oluyor Mbappe? 3 oldu dakika 40. Rakip çıkar mı bilmiyorum ama derken rakip oyunu durdurdu. Bir de şöyle bir bakalım. Rakibin kadrosuna bakalım. Del Piero, Forlan. Yani ben mesela bu kadroyu oynasam kesinlikle Romario'yu oynatmam. Şöyle düşünün. Del Piero 10 numara zaten. Forlan gizli koşuyor. Romario kurnaz. Yani hiçbiri fırsatçı golcü değil. Fırsatçı golcü olmadığı için de ataklarda mesela geride kalıyor. Yani bence doğru bir üçlü hattı kurmamış ileriye. Kesinlikle Aubameyang, Mbappe gibi isimlerden bir tanesini koyması lazım. Forlan'ı ofansif ortası oynatabilir.
Şöyle yapalım, biber kaç daha deneyeceğim. Mbappe'ye geçer mi? Geçemedik Van Dijk bu kez. O kadar da değildi de. Araya girmeye çalışıyorum. Forlan geride, Romario koşacak da gelecek. Forlan da iyi sırtladı bize. Sırtlama biliyorsunuz denge demek arkadaşlar. Oyuncunun dengesi ne kadar yüksekse ikili mücadelelerde o kadar avantajlı oluyor. Bu omuz omuza çarpışma değil arkadaşlar. Omuz omuza mücadeleler fiziksel temasa girer. Ancak mesela sırtlanma, aynı anda rakip bir anda arkanız topa sarkken arkanızdan gepsi çarpması, bunlar denge ile alakalı. Çok karıştırılır. Her ikisi de yüksekse zaten muhteşem oluyor kart da. Mesela bazen şey olur. Dengesi düşük olan, mesela Van Dijk'ın atıyorum çok yüksektir ama dengesi düşük olduğu için ikili çarpışmalarda devrilir falan. Dersiniz ya koskoca Van Dijk nasıl devrilir diyebilirsiniz. Denge ile alakalı. Şöyle uzun oynayalım. Patrick Vieira'nın önünde boşluklar var. Mbappe. Tekrar döneceğim. Kötü pas attı Mbappe. Ah be Mbappe. Bunu ayağına tutturabilseydi güzel bir kaç yapacaktık. Şans topu kalır mı, önümüzde kaldı. Tekrardan Mbappe'nin önüne doğru. Atak sırası bizde. Rummenigge'ye atsam, şut mu çeksem? Mbappe. 4 oldu. 4 oldu Mbappe. 4'ledi bugün. Tüm goller Mbappe'den geliyor. Rummenigge'nin 2 asisti var. Patrick Vieira uzun oynadı. Ramos çok ileride, Ramos hücumlu defans. Girdik araya, Forlan'dan topu çaldık. Patrick Vieira tekrardan Cristiano Ronaldo'ya açalım. Bakın bayağı şöyle dönelim Rummenigge'ye. Kaç yapacağım Mbappe. Geriye dönüp şimdi Rummenigge'nin önüne derken acele ettik. Girdik mi araya? Alabilecek miyim Van Dijk? Orada üçlüyü kurduğum zaman geriye döndüğümde tekrardan Mbappe'nin önüne atmam lazım. Ezbere oynadık açıkçası. Genelde bu taktikle atak yaptığım için derken girebilecek miyiz? Araya girdik. Ronaldo. Şöyle açalım, Mbappe'ye geçmedi. Şimdi Mbappe'ye attık. Güzel bir koşu var. Tekrardan Mbappe'ye bıraktık. Alabilecek miyiz? Alamadık. Mbappe yoruldu bu arada. Değiştirmemiz lazım. Adam 4 gol attı. Tık. Ufak ufak alkışlatmamız lazım seyircilere. Bu arada Haaland'ı almış. Haaland'ı almış. Haaland doğru bir tercih. Şöyle bir arkaç yapalım Mbappe ile. Bir şut Mbappe. Beşledi. Çok güzel bir gol oldu. Rakip izletmedi. Geriye dönüp havadan arapasıyla gol attık. Gerçekten seyri güzel. Güzel bir gol atmış olduk. Uzun oynadı rakip. Alanda doğru ama bu kadar da değil. Yani o kadar uzun. Biraz zor tutar rakip topu. Onuruma şöyle yapalım. Burada kaleciler hiç yorulmuyor olması biraz saçma geliyor bence oyunda. Yani gerçekten de kaleciler hiç yorulmuyor bilmiyorum ama. Bir iki diş düşse bari yani. Beckham Bayer. Şöyle Cristiano Ronaldo. David Beckham. Tekrardan Ronaldo'nun önüne salacağım. Geçmedi. Kalır mı önünde? Kaldı Müller. Ben mi foul yaptım? Rakip foul yapmadı mı? Yani bana foul yapıldı gibi hissettim ama neyse. İkili mi arkadaş? Haaland sever aslında. Soluyla vursa tehlike olurdu. Dışarı vurdu Forlan. Forlan yani çok yetenekli bir oyuncu aslında. İkonik kartını da almış. Doğru bir tercih yapmış ama niye atamıyor bilmiyorum. Biz de şöyle bir değişiklik yapalım. Figo'yu ofansif orta sahada deniyorum. Aubameyang, Timo Werner üçlüsünde. Yedekler alalım. Zaten 5 olmuş. 5-0 bu saatten sonra çok değişiklik olmaz ama birkaç farklı özellik denemek istiyorum. Figo'yu özellikle kullanmaya çalışıyorum bu sıralar. Müller'den memnunum bu arada. Müller'in niye almadın diyen arkadaşlar var. Müller'den memnunum. Müller B olursa mesela Müller'le oynarım. Şöyle tekrardan Werner'e çekip plaseyi bırakalım. Kaleci kurtardı. Biraz daha sert çekebilirdim plaseyi. Ezbere şut vurduk. Şöyle arka direğe doğru açacağım. Aubameyang'la vurmaya çalışıyorum. Vuramadık. Werner'in koşusu var. Girecek miyiz araya? Giremedik. Taç bizim. Şöyle yapalım. Bekliyorum David Beckham'ın gelmesini. David Beckham. Şöyle sırtlamaya çalışıyorum. Bir boşluk. David Alfonso alabilecek miyiz? Alamadık. Beckham'la kazanabilecek miyiz? O da kazanamadı. Figo Müller. Van Dijk Haaland'dan topu çalamadık. Haaland hızlı bir isim. Koşu ona doğru bindirdik. Forlan. Ramos girdi araya. Figo. Şöyle derin bir pas David Beckham'a. Açtık Werner. Girebilecek miyiz araya? Giremedik Müller. Orada güzel işler yapıyor. Haaland çok geride duruyorsun Haaland. Forlan rakibin taktiği de aslında 4-3-1-2 diye hatırlıyorum. Figo. Werner bir ver kaç denemesi yapacağım. Tekrardan havadan önde bir boşluk. Timo Werner koşusunu tamamlayacak. Çekip plasemizi bırakalım. 6 oldu. 2 maç peş peş yapalım arkadaşlar bugün. İkinci maçın güzel bir maç gelirse ikisini birlikte yayınlayayım. Yani 2 tane kayıt alacağım.
6-0 oldu bu maç. Haaland uzaklardan denedi ama o mesafeden biraz zor. Varane'la artık maçta bitmiş oldu. İlk maçımızı bitirdik. 6-0'lık maçımızı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoya geçiyor olacağım ama 8 şutumuz varmış kaleyi bulan. Açıkçası bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Mbappe 8.5 dereceli maçın adamı seçildi tabii ki tahmin ettiğimiz gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Tekrar selamlar arkadaşlar. 1354 derecedeyiz. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Hedefimiz dediğimiz gibi 1400 dereceye ulaşmak. Bakalım, umarım güzel ve güçlü bir rakip gelir. Hızlıca ulaşırız. Yani düşük dereceli rakipler gelince biliyorsunuz derece puanı az artıyor. O yüzden 1300'lü 1400'lü rakipleri bekliyoruz. Keyifli güzel maç olması için. Bu sıralar arkadaşlar aşinalık kasmak için biliyorsunuz bir gol atana 25.000 GP verdiği maçları yapmaya çalışıyorum ki oradan aşinalık kasabiliyorsunuz. 1062 dereceli bir rakip geldi. Necip isimli bir arkadaşımız. Şimdi Fernando Torres'in ve Aubameyang'ın aşinalığını kasıyorum. Mesela Van Dijk'in de aşinalığı düşük. Yeni menajere geçtiğimiz için aşinalıkları düşük oluyor arkadaşlar. Alfonso'yu koyalım. Ramos sağda kalsın. Gomez var. Aubameyang'ı geliştiriyorum. Aubameyang'ın aşinalığı düşük ama şöyle yapalım. Figo mesela aşinalığına bakalım. Kararsız kaldım. Yani değiştirsem değiştirmesem mi diye de aşinalıklarını arttırmak için Varane'ı kullanacağım. Figo'yu kullanacağım. Aubameyang'ı kullanacağım. Her ne kadar düşük de olsa. Normalde rakip güçlü olsaydı, yani şöyle 1300 falan rakip gelseydi hepsinin yüksek aşinalıklı olanını seçecektim ama rakibin derecesi çok yüksek değil. O yüzden çok büyük problem değil arkadaşlar. Bu dereceli bir rakibe karşı aşinalı düşük de olsa bu oyuncularla çıkılır. En azından aşinalıklarını yükseltmiş olalım diyorum. Bu arada aşinalık ne anlama geliyor? Hemen söyleyeyim. Attığınız pasların yerini bulması. Bazen mesela dikkat ediyorsunuzdur. Pas atıyorsunuz, oyuncunun arkasına düşüyor. Bunlarda falan aşinalık çok önemli. Oyuncuların doğru yere koşması gibi şeylerde aşinalık önemli arkadaşlar. Verkaçlarda gibi şeyler için kıymetli oluyor. Figo, Messi, hızlı başladı rakip Cristiano Ronaldo. Araya girmeye çalışıyoruz. İkili markaç, topu kazandık. Şöyle açalım Ramos. Göbekte Figo. Uzun oynadık. Acele ettik. Messi de kaldı. Derin bir pas. Vurursa tehlike olur. Kaleciye Donnarumma. Patrick Vieira. Tekrardan Figo'ya. Şöyle dönelim. Göbeğe. Tekrar ileriye. Figo'yla şöyle derin bir pas denemesi yapacağım. Geçer mi Aubameyang? Hadi be koçum, girdik. Plaseyi bırakalım. Aubameyang. Aubameyang ilk golümüzün yıldızı oldu. Aradan girdi. Defanstan önce topu kazandı. Dakika 9. 1-0 öndeyiz. Araya girmeye çalıştım, alamadık. Kevin De Bruyne. Kulaevski sağa çıktı, güzel işler yapıyor derken oyun bir dondu, bir şeyler oldu. Beckham kaydı aldı. Girebilecek miyiz? Araya giremedik. Kante tehlikeli bir isim, göbekte bize kolay kolay rahat vermez. Şöyle açalım David Beckham'a. Şimdi içeriye markaj olursa Aubameyang'ı bırakacağım. Aubameyang Puyol'un arkasına bıraktık. Şöyle çekip plasemizi bırakalım. Kaleciyi açtı. Kaleciyi açmasını fırsat bildik. Golümüzü de attık arkadaşlar. Dakika 15. 2 oldu Aubameyang. Aubameyang'ın aşinalığı da düşük şu an 92'lerde. Onu yüzlemeye çalışıyorum. Foul yaptık sanırım. Hızlıca tosladık rakibimize. Kasti bir foul değildi. Bu arada Mana'nın defansif özelliklerinden bir tanesi de ölçülü olması. Agresif değil, ölçülü olduğu için çok sert foullar yapmıyor. Şöyle geriye doğru dönelim. Tekrar kanadı açacağım David Beckham. Yukarıdan koşu var. Aubameyang'ın önüne doğru salabilirim. Aubameyang tekrardan göbeğe. Rummenigge. Koşacak birilerini arıyorum. Beckham ne yaptın? Girdin çıktın. Uzaktan bir şut. Abi offside zannettim ya. Offside zannettim. O yüzden vurdum. Offside olmanı bilseydim plase çekerdim. Neyse, sağlık olsun. 2-0 öndeyiz. Şöyle indirebilecek miyiz? İndirdik. Figo. Şöyle açacak mıyız? Figo o kadar hızlı bir oyuncu değil tabii. Gelmedi bize. Beckham bayağı pas atacağı yeri doğru kapatmaya çalışıyorum. Beckham. Rummenigge. Aubameyang'ın önüne doğru geçebilecek miyiz? Puyol aslında yavaş bir isim. Yorulursa uzun dakika 70'lerden sonra yorulursa arkalarına daha çok pas atarız. Messi derin bıraktı. Kulaevski'ye doğru girdik araya. Alphonso Davies. Figo. Kanada açtık. Patrick Vieira. Tekrardan göbekte bir boşluk. Beckenbauer.
Kiliber kaç yapabileceğim? Rummenigge. Birilerini arıyorum. Yani desteğe gelin artık bize. Desteğe gelen kimse yok. Yani kontrolsaydı işte top çevirme değil de kontrolsa. O Beckham'lar, Beckham'lar hepsi ileri doğru geliyor arkadaşlar. Rakip bizi biçti orada. 2-0 öndeyiz. Beckham'ı biçtiler. Kontrol atak olunca işte o göbekteki oyuncuların hepsi ileri doğru desteğe geliyor. Bir kontrol ataklı menajer bulamadık. Yanarım yanarım ona yanarım. Patrick Vieira. Şöyle David Beckham'a dönelim. Figo. David Beckham. Tekrar Figo. Aslında bir plase deneyeceğim, onu arıyorum 2 saattir ama Figo. Şöyle bir plase bırakalım. Puyol'un sırtına çarptı ya. Yani ikisinden bir tanesiyle plase deneyecektim. David Beckham'la mı çekeyim, Figo'yla mı çekeyim dedim ama defansı iyi kapattı bize. Alfonso Davies erken bastık pas tuşuna. Araya girmeye çalışıyorum. Kazandık mı? Taç. Pas tuşuna basınca bir anda mallaşıyor biliyorsunuz oyun. Hector Bellerin'e ikili markaj. Korner. Vurdurmadık. Orta yaptırmadık rakibimize. Korneri kazandı tabi. Oraya girmeye çalışıyoruz. Şutu çıkarttı Cristiano Donnarumma. Donnarumma kaleci tercihlerinde biliyorsunuz ilk sırada. Şöyle araya açalım. Beckham. Tekrardan göbeğe. Rummenigge. Ver kaç deneyeceğim. Güzel kaçtın arkaya Rummenigge. Hadi tamamla bunu. Çekelim plasemizi bırakalım. Rummenigge. Rummenigge. Affetmiyor. Affetmiyor. Birebirlerin fırsatçı golcülerin şahı. Şöyle geriye doğru koşturalım. Pas atacağı yere doğru Patrick Vieira. Doğru zamanda doğru yerde. Tekrardan göbeğe. Tekrardan Figo. David Beckham. Aç onu. Açtık. Şimdi şöyle döneceğim. Açamadım. Kevin De Bruyne girdi araya. Girdik ama bu saatten sonra 3-0 dönmesi çok zor. Rakibin ilk yarımızı böyle bitirmiş olduk. 4 şutumuz var. 3'ü gol oldu. Haydi bakalım. İkinci yarı için rakibimizin onayını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar farklı video içerikleri denemek istiyorum. Bu tarz oynanış videolarını sevdiğinizi biliyorum ancak özellikle geçen sene yaptığım, bu sene de yapmak istediğim farklı içerikler var. Yani bu oyunu oynayan arkadaşlarımızın bir tanesiyle işte kaleci olmayan, kalecisiz bir maç yapmak istiyoruz. O meraklı yanlışlıkla kaydım bu arada konuşurken. Derin bir pas. Donnarumma çıktı. Bana çarptı ya. Yok artık ya. Donnarumma ne yapıyorsun güzel kardeşim? Vuruyorsun madem bana çarptığına. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalın özel üyelik kaydı var. Çok ufak bir tutar karşılığında. Üye olursanız bu tarz dostluk maçlarını sizlerle de tabii ki yapabilirim. Ben şu an üye olan kişilerle zaten bu tarz maçları yapıyorum. Eğer ki onların tercih olursa online maçları da yayınlayabilir ama çok yayınlamamı istemiyorlar. Genelde kadro oyunlarını düzenliyoruz. Şöyle güzel bir pas geldi. Aubameyang kaleci açtı. Aşırtma deneyelim. Aubameyang sen ne yapıyorsun Aubameyang? Ne yapıyorsun sen? Affetmedi aşırtmayla da. Arkaya bıraktı. Arka direğe çok güzel bir gol oldu. Gerçekten jeneriklik rakip izletmedi tabii ki. Şimdi şöyle yapalım. Beckham Bayrol'u açalım. Kötü bir pas çıktı. Cristiano Ronaldo'dan derin bir pas. Rakip Aubameyang'ı da tabii. Rakipte de var Aubameyang. Sadece bizde mi var? 4-2 oldu bir anda. Rakip de hatayı affetmedi. Güzel bir golle. 4-2 yaptı skoru. Şöyle açalım kanada tekrardan. Derin bir pas. Figo'ya doğru geçer mi? Geçmedi. Araya giremedik Robertson'dan önce. Aubameyang uzun oynamaya başladı. Girdik araya delik. David Beckham. Tekrardan Rummenigge. Şöyle yapacağım. Aubameyang Figo. Tekrardan Aubameyang'a gelirse yapıştıracağız. Kaleci çıkarttı bu arada. Figo ile gerçekten güzel bir ara pası yaptı Aubameyang. Aubameyang'ın bilek hareketi özelliği olması nedeniyle pasları bu şekilde atabiliyor. Nereye attın? Alfonso David girdi araya. Şöyle yapalım. Orta yapacağım. Aubameyang'ın üstünden geçti ya. Keşke yerden atsaydım pası. Neyse sağlık olsun. Varan. Girmeye çalışıyorum araya. Dedik. Tekrardan Varan'da kaldı. Uzun açtık. David Beckham tekrardan Alfonso Davies'e girebilecek miyiz? Araya ikimiz birden mücadele. Çok kötü bir pas oldu. İyice saçmalamaya başladık. Dakika 68 oyuncular yoruldu. Bir değişiklik arıyoruz açıkçası. Robertson'dan önce alabilecek mi Aubameyang? Bugün canavar resmen Aubameyang. Düşüşteydi adam. Rummenigge'ye doğru bir top. Rummenigge'ye gelmeden rakip girdi araya. Figo. Nasıl göğüs kontrol Figo? Yaşlandın mı? Ne yaptın? Derin bir pas attı var. Güzel girdi araya. Şöyle açalım tekrardan. Kanada doğru döneceğim. Yani bu kadar kötü ancak dönülür. Figo'ya atmak için aslında bekliyordum ama çok yanlış bir yere attım. David, Alfonso Davies, Beckenbauer.
Şöyle açalım. Patrick Vieira, Figo. Aubameyang oldu, kanatta boşluk var. Rummenigge kendini gösterdi, geri çekildi ya. Ah be işte, gole giden atak özelliği yok bu arada Rummenigge'de. Gole giden atak olmadığı için geriye çekilebiliyor bazen. Gole giden atak olsa hep kendini ileride konumlandıracak ama bu özelliği yok yani, her şeyde olmaz zaten biliyorsunuz. Kante tekrardan döndü, belliydi oraya atacağı. Aubameyang Rummenigge'nin koşu yoluna, Puyol yoruldu ama sırtlıyor bize. Bu da adam markajı demek arkadaşlar. Bir defans oyuncuda adam markajı varsa bu tarz sırtlamaları iyi yapıyor. Aklınızda olsun. Kaleci yine açılır mı? Bu kez de çarptır mı derken offside. Dakika 86 oldu. 4-2 öndeyiz. Ufak ufak maçın sonlarına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bu tarz dostluk maçlarını yapmak isterseniz sizler de çok ufak bir ücret karşılığında dostluk maçları ve kadro düzenlemesi yapıyorum arkadaşlar. Şu an kanala birçok üye var. Onlarla mümkün olunca bunları yapıyorum ama sizlerin de bilgisi olsun istiyorum. O yüzden buradan söylemek istedim. Şöyle girdik araya abime ya. 5-7 fırsatçı gol günü konuşturdu. Bazı arkadaşlar işte maç teklifinde bulunuyorlar. Herkesle maalesef maç yapamayacağım için bu şekilde bir yapı kurduk. Arkadaşlar sizlerin de bilginiz olsun. 5 oldu, dakika 90+1. Oyuncu değişikliği yapmadık. O yüzden artık herkes öldü diyebilirim. Araya gitmeye çalışıyorum son dakikalar. Yani bu arada hem menajeri hem de oyuncuları test ediyorum arkadaşlar size bilgi vermek için. O yüzden farklı oyuncularla da görüyor olabilirsiniz beni bazen denerken. Eğer iyi çıkarsa sizlerle bunları paylaşıyorum. İkinci maçın da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese hilesiz nice güzel oyunlar.